Öncelikle nasılsınız? Haliniz, keyfiniz nasıl? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyiz. Allah'a şükür hocam. Sorularınıza geçmeden önce birazcık kendinizden bahsetmek ister misiniz? Ünyeordu doğumluyum. 1959, yani 60 yaşın üzerindeyim artık. Ünye Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1982 yılında mezun oldum. Türk Silahlı Kuvvetleri adına burslu olarak okumuştum. O yüzden mezun olduğumda eczacı teğmen olarak orduya katıldım. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde Askeri Tıp Fakültesi açılmıştı 1983 yılında. Ben 1984 yılında Tıbbi Farmakoloji yüksek lisans programına kaydoldum. Orada yüksek lisansımı tamamladıktan sonra doktoramı da gene Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladım. Ama Hacettepe ile ortak çalışarak danışmanım Oğuz Kayaalp'ti. Hacettepe Üniversitesi'nden rahmetli. Allah rahmet eylesin. O şekilde tamamladım. Yardımcı doçent oldum. Bizim zamanımızda yardımcı doçentlik vardı. 1993 yardımcı doçent, 95 doçent oldum. 1997 yılında bir yıl süreyle Kuzey Teksas Üniversitesi'nde NATO bursuyla Kuzey Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde davranışsal nörobilim konusunda araştırıcı öğretim üyesi olarak çalıştım. Döndükten sonra bir 3 ay kadar da Cagliari Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji bölümünde çalıştım yurt dışında. Daha sonra 2003 yılında profesör oldum. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttüm. Onun sonunda Yüksek Bilim Konseyi üyesi oldum Gülhane'de. 2013 yılında emekli oldum. Üsküdar Üniversitesi'ne geldim. Burada Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdum. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı yaptım. Daha sonra Tıp Fakültesi kuruldu burada. Tıp Fakültesi'ne geçtim. Şu anda da Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanıyım. Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanıyım. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanıyım. Nöropsikofarmakoloji Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevim devam ediyor. Biraz meslek siyasetine de merak sardım. Son seçimlerde İstanbul Eczacı Odası'ndan delege oldum ve son yapılan Türk Eczacıları Birliği seçiminde de merkez heyet üyesi olarak seçildim. Halen bu görevleri yapıyorum. Şimdi müsaadeniz varsa size birkaç tane soru Tabii, sorabilirim. tabii. Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra akademik kariyerinizi Tıp Fakültesinde devam etmenizin sebepleri nelerdir? Askeri eczacı olarak ben mezun olmuştum. Gülhane'de bir tıp fakültesi açıldı. Onun da bir sağlık bilimleri enstitüsü oldu. Bir eczacılık fakültesinde yapacak olsam bu işi hani dışarıdan yüksek lisans ve doktora yapmam gerekiyordu. Gülhane içinde açılan programa kaydoldum ve tıp fakültesinde çalıştım. 29 yıl aralıksız çalıştım tıp fakültesinde. Çünkü Gülhane'de eczacılık fakültesi yoktu. Ben de tıbbi farmakoloji alanda uzman olduğum için tıp fakültesinde çalıştım. Sonra tabii benim uzmanlık alanım tıbbi farmakoloji olduğu için tıp fakültelerinin kadrolarına atanabiliyorum. Burada da eczacılık fakültesi yok gene Üsküdar Üniversitesi'nde de. Gene tıp fakültesinde devam ediyorum. Piyasada bulunamayan ve tedarik edilemeyen ilaçların durumu hakkında Eczacılar Odası Başkanı ile olan görüşmelerinizden nasıl dönüt aldınız? Eczacı Odası Başkanı'yla ben herhangi bir görüşme yapmadım ama biz tabii ben merkez heyeti üyesi olduğum için bakanlık yetkilileriyle daha çok veya SGK ile Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle falan biz muhatap oluyoruz. Şu anda piyasada tedarik edilemeyen demeyelim de zor ulaşılan bir takım ilaçlar var. Ama bu tedarik edilemeyen noktasına kadar da gelebilir. Bazı tedarik edilemeyen ilaçlar olduğunu da duyuyoruz. Bunun nedeni daha çok ilaç endüstrisinin düşük karlı gördüğü için şimdi insanların bilmediği şöyle bir şey var. Yılda bir kere protokol yapılıyor. Türkiye'de devlet ilacın en büyük alıcısı. Sosyal Güvenlik Kurumu biliyorsunuz SGK'da geri ödemesi oluyor bu ilaçların reçetelendikten sonra. Birçok temel ilaç, buna kanser ilaçları da dahil birçok önemli hayati öneme haiz olan ilaç, işte diyabet ilaçları, hipertansiyon ilaçları, kanser ilaçları, antibiyotikler geri ödeme kapsamı içerisinde. Yılda bir kere anlaşma yapılıyor. Tabii pandemiden önce veya pandemi sırasında yapılan bir anlaşmada avro kuru yaklaşık 4,5-5 lira civarında bir avro kuru belirlenmiş.
Bu tabii bugün avro kuru çok alıp başını gitmiş durumda. Bunun çeşitli sebepleri var. Burada asıl üretici olan kesim üretimini sahaya çok fazla yansıtmak istemiyor. Daha çok kar etmek istiyor. Devlete tabii iskonto yapıyor, yani indirim yaparak veriyor. Devlet toplu alıcı olduğu için bu devletin de tabii vermiş olduğu bu rakam düşük olduğu için şu anda onlar daha yüksek rakamlı anlaşma yapmak istiyorlar. Tabii kimseyi doğrudan doğruya da suçlayamıyorsunuz. Bunun pasif bir takım yöntemleri var. Çeşitli yöntemlerle piyasaya daha az ilaç veriliyor. Tedarik zincirinde sıkıntı yaşanıyor ya da eczacılar burada sıkıştırılıyor. Eczaneden temin ediliyor ya ilaçlar, eczacıya daha pahalı veriliyor ya da verilmiyor. Tedarik zincirinden eczaneye ilaç ulaşmıyor. Bunlar ilaca ulaşmada bir takım sıkıntılar yaratıyor. Fakat bakanlıkla yapılan görüşmelerde anlaşma için sona yaklaşıldığını öğrendik. Nasıl bir anlaşma çıkacak bilmiyoruz. Tabii ilaç endüstrisinin de temsilcileri var. Türk Eczacıları Birliği de o masada oluyor. Burada bir rakam üzerinde devlet anlaşıyor. Ama tabii bu kesinlikle artık 4,5 liradan avro kuru değerlendirilmeyecek. O daha yüksek bir kur olacak bu. Kaç lira olacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama diyelim ki 4,5 lira değil 9 lira olarak belirlendi bu. Bu ilaca %100 zam gelmesi anlamına geliyor bir taraftan da. Yani o kadar olacağını tahmin etmiyorum ama nasıl bir sonuç çıkacak göreceğiz. Yani ilaç tedariğinde yaşanan sıkıntı biraz burada dövize bağlı olması bunların. Yapılan anlaşmaların döviz kuru üzerinden olması ve dövizde çok artış olduğunda da üreticilerin burada biraz ağır davranması. Yani çok hevesli olmaması piyasaya ilaç vermek için. Ama bu neoliberal sistem içinde her zaman söylediğimiz bir konu. Bizler eczacıyız, işte hekimler, eczacılar veya sağlıkçılar insan sağlığından ve toplum sağlığından yana olmak zorunda. İlaç ticari bir mal ve meta olmamalı yani. Ama bugün maalesef ticari bir mal ve metaya dönüşme yolunda çok hızlı bir şekilde gidiyor. Halbuki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi var. Bütün ülkelerin imza koyduğu. Sağlık ve temel ilaçlara ulaşma bir insan hakkı, yani her insanın hakkı. Devletler de sosyal devlet statüsünde, işte bizde de bir SGK var, Sosyal Güvenlik Kurumu. Bu ne demek? İşte bir sosyal devlet olduğumuzu gösteriyor. Birinci basamak hizmetlere, hatta devlet hastanesinde her türlü tedavi hizmetine ücretsiz ulaşması sağlanıyor. İlaca da gene temel ilaçlara halkın gene bedelsiz ulaşması gerekiyor. Burada tabii çok büyük bir bütçe bu. Çok büyük rakamlardan söz ediyoruz. Türkiye çok kalabalık bir ülke. Bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Yaşanması da normal yani bu koşullar altında. Şizofreni hastalığının oluşumu, tanısı ve tedavisine yönelik ilaç adayı 3 molekülün patentini aldınız. Milli ilaç hedefinizin ilaçlandırma çalışmaları nasıl gidiyor? Şimdi bu eski bir hikaye oldu artık. 2009 yılında biz bu şeyi almıştık. 2009-2010 yıllarında. O zaman Gülhane'de çalışıyordum. Gülhane'de bizim psikofarmakoloji araştırma ünitemiz vardı. Bu ünitede poliamin hipotezi üzerinden, çünkü şizofrenide bir dopamin hipotezi var hala. 70-80 yıldır geçerli bir hipotez. İşte buna göre beynin belli bölgelerinde dopamin artışlarının şizofreninin pozitif semptomları neden olduğu, belirtilerine neden olduğu ve zaman içerisinde de frontal kortekste dopamin azalmasının da bilişsel bir takım eksikliklere, sorunlara neden olduğu ve böylece şizofreninin negatif semptomlarının ortaya çıktığı konuşuluyor. Ancak bu alanda sunulan ilaçlar belirtileri kontrol etmek dışında ve bir takım tabii yan etkileri de var bunların, ciddi yan etkileri de var. Hastalar bunları yıllar boyu kullanmak zorunda. Bir kere metabolik yan etkileri var. Yeni dönemde çıkan ilaçların hastalar kilo alabiliyorlar. Her hastada değil de bazı hastalarda böyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Cinsel işlev bozukluklarından tutun birçok başka yan etkileri var bu ilaçların. Hareket bozukluklarına yol açabiliyorlar. Bir takım başka sorunlar yaratabiliyorlar. O yüzden çok fazla hasta yakınları ve hastalar bu durumdan memnun değil. Zaten şizofreni şu anda radikal tedavisi olan bir hastalık değil. Yani semptomatik tedavi ediliyor.
aynen hipertansiyon ya da diyabet gibi ilaç almadığı zaman hastalar sorun yaşayabiliyor. Biz daha farklı bir düşünce geliştirdik. Bazı tesadüfi gözlemlerimiz oldu. Literatürü taradığımızda poliaminler dediğimiz, şimdi dopamin bir monoamindir. Poliaminler dediğimiz ve agmatin isimli yeni bir nörokimyasalın fazla verildiğinde şizofreni belirtilerini taklit ettiğini deney hayvanlarında gördük. Buradan yola çıkarak agmatin antagonistlerinin burada etkili olabileceğini düşündük ve bunların patentini aldık. Fakat bu patenti aldıktan sonra, incelemeli patenti, bir buluş yapmış oluyorsunuz. Evet, ancak bunun önce in vitro, in vivo deneysel yöntemlerde bu patentini aldığınız ilaçların hem farmakokinetik hem farmakodinamik araştırmalarını yapmanız, burada daha ileri kanıtlar ortaya koymanız gerekiyor. Bunları akredite laboratuvarlarda yapmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra ancak siz faz aşamalarına, yani sağlıklı gönüllülerde denemeye, daha sonra da eğer rüştünüzü ispat ederseniz orada faz 1, faz 2 ve faz 3 çalışmalarına geçebiliyorsunuz. Biz oralara kadar gelemedik. Bunun çeşitli sebepleri var. O dönemde ben askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındım. Laboratuvar kapatıldı. Daha sonra bir 9 ay cezaevi sürecim oldu. Bu süreçte tahliye olduktan sonra mahkemem devam etti 1,5-2 yıl kadar. Bunun neticesinde tabii beraat ettik bütün şeylerden. Oradaki suçlamaların tamamının komplo ve asılsız olduğu anlaşıldı. Ancak biz burada çok büyük bir zaman ve ivme kaybettik. Çünkü laboratuvar dağıldı. İşte elemanlar sağa sola gitti. Burada yeniden nöropsikofarmakoloji uygulama araştırma merkezini kurduktan sonra patentini aldığımız ilaçları sentezini yaptırıp burada bu işi yapmak istedik. Fakat sentez basamaklarında zorlukla karşılaştık. Şimdi sentezi yapabilmeniz için bir ürünün sentezini, birinci basamağını bilmeniz gerekiyor bunun. Öğrendik ki Amerika Birleşik Devletleri bu ürünleri, bizim patentini aldığımız ürünleri stratejik ilaç ilan, stratejik kimyasal ilan etmiş ve paylaşmıyor birinci basamak verilerini. Dolayısıyla kimse de böyle iğneyle kuyu kazmak gibi oluyor. Bu sentezleri yapmak çok zor oluyor. Yapamadık. En son bir TÜBİTAK projesi oluşturduk. Bu sefer patentini aldığımız ve bu stratejik ürün ilan edilen ürünleri değil de başka benzerleri var mı bunların? Başkaları üzerinden biz bu çalışmayı yürütebilir miyiz diye. Onları tespit ettik. TÜBİTAK projesi verdik. Bu sefer proje reddedildi ilginç bir şekilde. Yapılan eleştiriler hiç kabul edilebilir eleştiriler değildi. İtiraz ettik. Tekrar verdik projeyi, hatta farklı bir hakem heyeti tarafından değerlendirilmesini istedik. Bu da kabul gördü. Buna hala bir cevap gelmedi. Hala cevap bekliyoruz ama velev ki bugün cevap geldi. Biz bu projeyi oluştururken bu 720 bin lira bütçesi olan bir projeydi. 720 bin liranın içine her şeyi sıkıştırmıştık. O sırada da dolar kuru 9 lira civarındaydı. Bugün 16 lira. Bunu nasıl yapacağız bu projeyi? Hani bugün bize buyurun çıktı projeniz yapın deseler bile ya TÜBİTAK'ın ek bütçe vermesi lazım bize ya da başka bir yol bulmamız lazım. Ya bir sponsor falan bulmamız lazım. Halen bunun cevabını bekliyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yani bu şizofreni çalışmalarında durum bu. Herkes bana sürekli mail atıyor. Herkes işte bir ilaç bulmuşsunuz diyor. Biz bir ilaç bulmadık yani. İlaç bulduk diyebilmemiz için insanda iyi olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Ama biz bir keşif yaptık, yani bir buluş yaptık. Yaptığımız keşif poliamin aktivitesini artmasının ya da kanda poliaminin, beyinde poliaminin yükselmesi veya dengesizliğinin şizofreni belirtilerini taklit ettiğini ve buna antagonist olabilecek, bunu baskılayacak bir şeyin iyi gelebileceğini gösterdik. Güçlü veriler yayınladık. Benim bayağı iyi makalelerim çıktı. Klinikte de biz ilk defa tanı alan şizofreni hastalarında kanda poliamin düzeylerini, agmatini çok çok yüksek bulduk. Bu da önemli bir şeydi. Belki bir agmatin kiti de geliştirilebilirdi ama buralarda hep işte şey kaldık. Zayıf kalıyoruz maalesef.